Ortak ödemden bahsedeceğiz. Evet İbrahim Bey, ödemin belirtileri nelerdir, nasıl oluşur ve tedavisi nedir? Evet, ödemin birçok farklı ödem türü var. El ve ayaklarda oluşan ödem, dudak, kaş ve boğazda oluşan ödem ve iç organlarda oluşan ödem, karaciğerde oluşan ödem, çeşit çeşit ödem türleri var. Baldır ve bacaklarda, ayaklarda oluşan ödemin sebebi damarların iç yüzeyinde oluşan çentikler nedeniyle sızma. Neden böyle bir damarlarda zafiyet oluyor da toplanan kanın bir kısmı tekrar geri dokuya sızıyor? Çünkü damarların iç yüzeyinde çok yoğun miktarda kalsiyum var. Bu kalsiyum oranı azalıyor. Neden azalıyor? Kişi bir, aşırı hayvansal besinle besleniyorsa, kimyasal ilaç kullanıyorsa veyahut da sofra tuzu kullanıyorsa ne oluyor? Kalsiyum oranı azalır, yerine yamalar, kolesterol yamaları oluşur. Kolesterolla burada açılan çentikler, yani küçük küçük delikler, sızıntılar kolesterolla kapatmaya çalışılır. Bu da tam kapama olmadığı için baldır ve bacaklarda şişmeler, ödemler oluşur. Bir diğer sebepse lenf bezli, mesela kasıklarda birer tane iri lenf bezi var. Bu lenf bezlerinde yaralanma, iltihap veya mikrop kapması nedeniyle herhangi bir darbe sonucu görevini göremezse lenf bezleri aynı sünger gibi lenf kanallarında toplanan sıvı artıklarını toplar damara verir. Eğer ki görevini göremezse lenf bezeleri efendim ayaklarda bir veya iki ayakta, bacakta şişmeler olur. Bir de anjiyoödem nedeniyle dudakta dudak sarkabilir aniden, alerjik veya göz kapağı şişer, gözü kapanır veya kişinin boğazında şişme olursa ne olur? Nefes alamaz. Allah korusun, çok çok tehlikeli olabilir. Alerjikse bunun sebebini bilebilirsek tonik aloe vera jeli tedavi etmek mümkündür. Eğer baldır ve bacaklarda damarlarda sızıntıdan dolayı kaynaklanıyorsa at kestanesi diye çok özel bir formülümüz var. At kestanesi forte. Bunu kullandığı zaman kişi problem ortadan kalkar. Bir de bir problem var. Tuz problemi. Günümüzde doktorların çoğu ne diyor? Efendim tuz kullanmayın. Ödeme sebep olur. Damar sertliğine sebep olur. Asidoza sebep olur. Böbrekler iflas eder. Kalbe zarar verir vesaire vesaire. Dedikleri nedir? Doğru. Fakat kastettikleri hangi tuz bunu açıklamadıkları için bir kavram kargaşası var. Son 50 yıldır insanlar ne kullanıyor? Sofra tuzu. Göl tuzu, deniz tuzu, kaya tuzu alınır, rafine edilir. İçindeki bütün mineraller ayrıştırılır, kimya sanayinde kullanılır. Geriye kalan sodyum klorit, renksiz ve mat bir madde. Buna parlatmak için alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit gibi 3 toksik madde katılır. Yani sofra tuzuyla ne oluyoruz? Zehirleniyoruz. Aslında sofra tuzu toksik bir maddedir. Asla kullanmamak gerekir. Peygamber Efendimiz diyor ki, yemekten önce bir miktar tuz sizi 70 tür hastalığa karşı korur diyor. Doktorlar diyor ki tuz zararlı. İkisi de doğru. Doktorların kastetmiş olduğu sofra tuzu, Peygamber Efendimiz'in kastetmiş olduğu doğal tuz. Bu nedir? Himalaya tuzu. Himalaya tuzu dünyada en kaliteli tuzdur. Bu tuzun birleşiminde 84 çeşit mineral var. 300 milyon yılda oluşmuştur bu tuz. Normal tuzdan farkı, kristal tuzun normal, Himalaya kristal tuzunun normal tuzdan farkı nedir? Kömürle elmas arasındaki fark neyse, normal kaya tuzuyla kristal tuz arasındaki fark da aynı şeydir. Kömür büyük bir basınçla sıkışarak elmasa dönüşür. Tuz da büyük bir basınçla sıkışarak kristal tuza dönüşür. Bu nedenle bu kristal tuz sadece 84 çeşit mineral içermez, aynı zamanda güneş enerjisi içerir. Yani enerji de içerir. Bu nedenle bu tuz diğer tuzlardan farklıdır. Himalaya tuzu ödemi önler, asidozu önler ve
damar sertleşmesini önler. Yani sofra tuzu damar sertliğine asidoza ödeme sebep olurken doğal tuz ödemi önler. Damar sertliğini önler, asidoz önler. Kim söylüyor? Benim söylemem yeterli mi? Bazıları itiraz edebilir. Etmemeleri için bazı belgeler getirdik. New York'tan Profesör Doktor Michael Aldaman Amsterdam'da yani Hollanda'da yapmış olduğu 1400 kişinin üzerindeki deney sonucunda sofra tuzu, tuzsuz beslenen insanların yani az tuz kullananların çok tuz kullananlara göre %20 oranında daha çok kalp krizi geçirdiğini tespit etmiştir. Yani tuzsuz beslenenlerde daha çok kalp krizi olduğu belgelenmiştir. Ha bu sofra tuzu değil ama. Efendim. İki, Japonlar dünyada en çok tuz kullanan millet, daha sağlıklı, bütün diğer milletlerden daha sağlıklı ama doğal tuz kullanıyorlar, sofra tuzu kullanmıyorlar. Profesör Doktor Stübe tuzla ilgili yapmış olduğu araştırmalarda tuzsuz beslenen insanlarda konsantrasyon zafiyeti, yani dikkat dağınıklığı, algılama zafiyeti, hafıza zafiyeti gibi rahatsızlıkları tespit etmiştir. Artı gelişim çağındaki çocuklar tuzsuz beslenirse zeka gelişmez. Çocuk IQ'su 150 ise 120'lere kadar geriye doğru düşer yavaş yavaş. Remscheid'den Almanya'da Profesör Doktor Kaulhaus'un yapmış olduğu araştırmada hamile bayanlar tuzsuz beslenirse anne rahmindeki cenin dört dörtlük mükemmel gelişmez. Evet. Tuzsuz beslenen annenin, hamile annenin çocuğu ve Allah korusun özürlü olabilir yani. New York'ta yine aynı Profesör Doktor Aldaman 1900 erkek ve 1000 kadın üzerinde araştırma yapmış. Araştırma sonucunda, bu ikinci büyük bir araştırma, tuzsuz beslenen insanlarda daha çok kalp krizi olduğunu belgelemiştir. Yani birçok bilgi ve belge var. Fakat neredense hala sürekli diyorlar ki efendim tuz zararlı, tuz zararlı. Hangi tuz? Hangi tuz? Soruyu sormak gerekir. Şimdi bu Himalaya tuzu biz ne yapıyoruz? Pakistan'dan getiriyoruz. Bu sudan ucuz, çok çok ucuz bir tuz aslında ama bazıları açık gözlük yapıyor. Kilosunu 20 liraya, 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya satıyor. Biz hizmet amacıyla bunu 5 liraya kilosunu piyasaya sunacağız inşallah. Hürmetler, saygılar. Her türlü ödeme tedavi etmek mümkündür. Sebebini bilirsek. Sebebi şu. Problem yok. Ödeme tedavi etmek mümkün.